Mutlu, keyifli, güzel zamanlar dileğiyle hepinizi güzelliklerle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Cem TV'nin hazırlayıp sunduğu Geçmişten Geleceğe programına hepiniz hoş geldiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün güzel değerli çalışanlarımızı da şükranla selamlıyoruz. Değerli konuğumuz Sayın Namık Kemal Zeybek programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün sanayi çağını niye yakalayamadık, bilgi çağını niye yakalayamadık bu konu üzerinde konuşacağız. Buyurun Sayın evet. Zeybek son sizlerle. Evet şimdi efendim çağ dedik değil mi çağ? Sanayi çağı, bilgi çağı falan. Çağ mıydı Sayın Zeynep? bir dönemdir yani evet. bir döneme çağ dönemdir yani. Ama burada çağ deyince yani bu özel anlamıyla çağ deyince yani bilgi çağı ya da sanayi çağı ya da tarım çağı dediğimiz zaman demek ki çağ kavramını üretim ilişkileriyle ilişkilendirerek söylüyoruz. Hı, hı. Evet. Çağımızda dersek sanki asrımızda gibi bir anlamda e, taşıyabilir yani hatta günümüz bile olabilir çağdaş toplumlar dediğimiz zaman şu andaki toplumlar kastedilebilir filan evet. ama burada sorunuzu şöyle toparlayayım şu anda bu kullandığınız anlamda çağ insanların e, temel gerekliliklerini yani ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları çalışmaların temel dokusu ne ona göre adlandırıyoruz. Biraz karışık bir cümle oldu ama açalım. Açalım şu. Şimdi insanlar yeryüzünde insan soyu yeryüzünde milyonu aşan bir dönemden beri yaşıyor. Evet. Yani ama bizim türümüz yani bizim türümüz dediğimiz kendi kendimize koyduğumuz adıyla Homo sapiens yani akıllı insan. Doğrusu bunu da biz kendi kendimize koyduk. Yani bizim türümüzün dışındakileri akılsız mıydı? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Yani beyin yapısının e, Homo sapiens'ten çok daha büyük olduğu başka insan türlerinin de yaşadığı biliniyor. Onlara konulan at da esasında bulundukları mağarada, mağaralarla ilgili falan oluyor yani o adların da çok ciddiyeti yok. Ciddiyet olan bir dönem var. Homo erectus dedikleri yani dik duran insanlar. Hı hı. Yani bizim deyim, tarafın deyimiyle de, tikine duran insanlar. Tamam o hem homo erectus bir anlamı taş olan bir sözcük. Ama homo sapiens bizim kendi kendimize verdiğimiz. Yani şu anda hepimiz homo sapiensiz. Ama acaba öyle miyiz? O da ayrı bir sorudur. Evet. Ve bunu bilen adamları da inceleyip duruyorlar. Yani hopu, homo sapiens, yani akıllı adam denen bu türün içine acaba diğer türlerden karışmalar olmadı mı? Niye olmasın? Çünkü türlerin karıştığı ve çatıştığı da biliniyor. Çok gitmeyelim oraya ama biz homo, homo sapiens'ten sürelim. Evet. 150 bin yıl kadar önce bu yeryüzünde görünmeye başladı bizim türümüz. Acaba uzaydan mı geldiler? Nereden Yoksa geldi? bunu da bilemiyoruz. Buralardan mı oluştular? Onu da bilemiyoruz. Ama öyle Adem'le Havva'dan olmadıklarını biliyoruz. Hı hı. Onu söyleyelim önce. Çünkü Adem'le Havva'nın ilk anlatıldığı Tevrat kitabıdır. Sonra işte Hristiyanlığa ve Müslümanlığa geçmiştir. Ama Adem'le Havva'nın gerçekte yaşayan kişiler değil, sembolik anlatımları olduğu, anlatılmak istenenin erillik dişilik meselesi olduğu negatif pozitif ya da yin yang <laughs> celal cemal kavramları olduğu da söylenir. O biz yine o tür dini konulara girmeden dönelim. Yani ama dini konulara bazen girmek gerekiyor. Çünkü eğer Tevrat'ın dediği doğruysa yapılan hesaplara göre insan soyu yani bizim soyumuz bu yeryüzünde e, 6 bin küsur yıldan beri var. Halbuki biz biliyoruz ki ya bırak biz biliyoruzu. Şurada işte Anadolu'da kazılar sonucunda ortaya çıkan göbekli tepe. Evet, evet. 12 bin yıl önce. Hı hı. Mısır'dan daha eskiye gitti. Mısır'dan aslında. daha eski. Hı hı. Yine ona yakın bir dönem işte bir e, e, yerleşim birimi Türkmenistan'da Ano Harabeleri de var. Hı hı. Başka yerlerde de var. Belki 20 bin yıl sonra da yerleşik. İnsanlar göreceğiz falan bilmiyoruz. Bilim hep gelişiyor ve gelişmelidir. Hı hı. Şimdi dönersek diyelim ki 150 bin. Bakın ne kadar da kolay söyleyiverdim. 150. Ya 50 bin yıl var burada. Hı hı. Birdenbire hop 150. Ama böyle. Ya insanlığın geçmişiyle ilgili bilgilerimiz çok fazla değil. Ama bildiğimiz bir gerçeklik var ki o da şu. En az 100 bin yıl ama büyük olurlukla daha fazla insanlar yeryüzünde temel ihtiyaçlarını, gerekliliklerini karşılamak için kolaya kaçtılar. Nasıl yani? Ağaçlardan yabani yemişleri topladılar ve kolay avladıkları, avlanacakları hayvanları, koyunları, sığırları, keçileri filan avladılar ve bunların etlerini yediler yenebilecek e, otları falan da keşfettiler. Onları da yediler. Yaşadılar. Hı hı. Soğuktan korumak için de avladıkları hayvanların derilerinden giysiler yaptılar. Giyindiler. Evet. Dolayısıyla tarıma gerek yok. ihtiyaç yok. Çünkü gelişmeyi de ihtiyaçlar zorlar. Böylece 100 bin yıl en az. Böyle yaşadılar. Ama bir gerçek var. Yeryüzünde hem yemişler, ormanlardaki yemişler, ormanlar çoktu. Yabani yemişlerden meydana gelen ormanlar çoktu. Av hayvanları çoktu. Ama kuzeyde mesela mamutlar yiyorlardı filan yani. O da vardı yani. O kadar da kolay değildi onları avlamak filan. Ama insanlar çoğaldı. İnsanlar çoğalınca gittikçe yeryüzünün hazır yemişlerini yiyeceklerini tükettiler. Bu sefer tarım uygarlığı başladı. Demek ki uygarlık tarımla başladı. Evet. Burada göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmekle birlikte bir düzenin de değiştiğini söylemek mümkündür. Evet. Öyledir. Zaten üretim ilişkileriyle yaşama biçimi arasında birebir ilişki vardır. Ya yani her şeyi etkiler ya üretim Şimdi e, o göçer insanlar tabii orada da şöyle yani mağaralarda yaşıyorlar işte kovuklarda yaşıyor ağaç kovuklarında yaşıyorlar ya da ilkel barınaklar yapıyorlar orada yaşıyorlar filan ama bir yerin kaynakları tüketince başka yere gidiyorlar. Evet. E, o gittikleri yerde eğer başka klanlar varsa da bu sefer savaş yapıyorlar. Hı hı. Yani klanlar arası, soplar arası savaşlar oluyor falan. Böyle geçti insanlığın tarihi çok uzun yıllar boyunca. Sonra klan nedir kısaca? Klan, klan de, sop dediğimiz mi? yani şöyle bir baba oğul babaanne anneanne falan filan büyüklerden meydana gelen hı hı. E, ve işte onların oğulları, onların karıları, onların çocukları falan bir anlamda büyük aile demektir. Hı hı. Şimdi bu sorunuz bir gerçeğe götürdü bizi. O da şu. Demek ki o dönemde avcılık ve toplayıcılık döneminde insanlar büyük aileler halinde yaşıyorlardı. Bunun manasına o büyük ailelerin oluşumu üretim ilişkisiyle ilgili. Hı hı. Sonra değişecek o. Evet. Gittikçe farklı aile dokusu. Demek ki o üretim dokusu her şeyi, kültürleri de etkiliyor filan. Sonra bundan yani 20 bin desem... Yanlış olmaz. 15 bin desem doğru olabilir çünkü çok bilinmiyor. Hı hı. Yani Avrupalılar işte 8 bin yıl falan diyorlar. Avrupa için doğru olabilir. Yani Avrupa için tarım uygarlığı 8 bin yıl önce başlamış olabilir. Ama Asya için bu doğru değil. Atatürk'ün ortaya koyduğu tarih görüşüne göre. Bir de işin böyle yan tarafını söyleyelim. Atatürk'ün ortaya koyduğu tarih görüşü delilsiz bir görüş değildir. Batılı bilginlerden de yararlanarak Atatürk bu görüşün ortaya koydu ve Atatürk döneminde okullarda bu tarih görüşü anlatıldı. Hı hı. Atatürk döneminde yayınlanan, yani daha doğrusu okutulan dört ciltlik bir tarih kitabı vardır. O da kaynak yayınlarından yayınlandı. Okuyucularıma salık veririm. Sonra kaldırıldı. 1941'de falan kaldırıldı. Ama o tarih kitapları duruyor. Ne var o tarih kitapları? Uygarlı Türkler başlatmıştır diyor. Evet yani şöyle elimle göstereyim. Biliyorum görünüyor mu? Şu coğrafyada burasına buraya Turan coğrafyası da denir. Bu Turan coğrafyasında bir iç deniz vardı. İç deniz iç deniz kuzeyin buzulları yani kutupların buzulları ve şu Himalaya sistemi bakınız, şöyle bir Himalaya sistemidir bu. Bir orta Kutup deseniz çok yanlış olmaz. Buzul çağı geçtikten sonra eriyen sular, hem kuzeyden hem de güneyden eriyen sularla burada bir iç deniz meydana geldi şu coğrafyada. Bu iç denizin içine siz gölleri falan da katın, hı hı. Gobi çölünü de katın. Gobi çölünde şimdi de Deniz hayvanlarının kabukları bulunuyor. Neden? Çünkü orası denizdi. 3-4 evet. metre kazınca da su bulunuyor. Yani o sular hala duruyor aşağılarda. Evet. Evet. Yok olmuş değil. Şöyle bir iç deniz. Türklerin ana yurdu burası. Bu iç denizin çevresinde insanlar çoğaldılar ve sonunda tohumları ekip biçmeyi ve depolamayı Hayvanları evcilleştirip çoğaltmayı ve onlardan yararlanmayı, sonra atı ehlileştirip ona binmeyi, üzengi takımını hı hı. çok önemli. Yani ayın şey atın biniş takımlarını öğrendiler ve burada Türk budunu oluştu. Yani buradaki halklar birleşti, bir budun oluşturdular. Ve böylece uygarlık ortaya çıktı. Yerleşik şehirler meydana geldi. Önce köyler, sonra köylerin ortak alışverişi için panayırlar. Sonra duragan yani sabit panayırlar ve şehirleşme başladı. Hatta bazıları der ki, yani bu Orta Doğu dinlerinin kutsal kitaplarında anlatılan cennetler burasıdır. Burada bir cennet hayatı yaşandı derler. Tabi bunlar söylenti gerçek ne onu da yüce tanrı bilir. Evet. Böylece Türkler tarım uygarlığı bulur. Türkler burada tarım uygarlığıyla ilgilenirken, uğraşırken, ekip biçerken, işte atla at, atı kullanırken yeryüzünün diğer yerlerinde yani Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da zaten Avrupa'da buzul çağı ve uzun süre sürmüştür yani Avrupa'da bataklıklarda ormanlarda falan yaşıyordu insanlar. Avrupa'da yani bu Turan coğrafyasının dışındaki yerlerde insanlar hala avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlardı. Bizim Atatürk'ün tarih görüşü bu. Ben buna inanarak söylüyorum. Yani Atatürk dedi ben inanmıyorum değil inanıyorum çünkü birçok deliller var. Böyle olmasa bile tarım uygarlığı bulundu diyebiliriz. Ama bir gerçek var. Türkler bu coğrafyaya sığamaz olunca parça parça başka yerlere doğru gittiler. Mesela bir bölümü İran üzerinden Mezopotamya'ya gitti. Mezopotamya'da Dicle ile Frat dehirlerinin birleştiği Şatül Arap denilen ikisinin birleşmesinde meydana gelen bir deniz var yani şu İran Körfezi denilen ya da Fars Körfezi denilen yere dökülen bir ırmak oraya gitti. Peki Sümerler ne zaman gitti? Tahminen 7 bin yıl önce gittiler. Orada uygarlık kurdular ve diyor ki Sümer kalıntıları, yazılarında, tabletlerinde 35 bin falan tablet var. Onlar bizde. Çoğu da İstanbul'daki müzede. Bunlar okundu. Diyorlar ki biz buraya geldiğimiz zaman Sümerler diyor bunu. Biz buraya geldiğimiz zaman buradaki yerli halk arklardan eğilerek su içiyorlardı. Ve ağızlarıyla ağaçlardan yemiş koparıp yiyorlardı. Tamam geldikleri zaman hala hangi dönemmiş? Toplayıcılık ve avcılık dönemmiş. Sümerler Türkistan'dan, Türk coğrafyasından geldiler. Sümerlerin dili Türkçe ve kesinleşmiştir. Hı hı. Ya öyle ilginç sözler var ki mesela kapkacak yerine kapkagak diyorlar. Tanrı'ya Tengir diyorlar, Tengir diyorlar. Evin üst tarafına tör diyorlar. Hala Türklerde böyledir. E, 165 sözcüğü dünya bilim kurulları yani dünya bilim adamlarından oluşmuş bir kurulda Osman dediğim Tuna ispat etti ve bunun kitapçığında yayınladı. Sonra 600'e çıkardı onu. Ondan bağımsız Azerbaycanlı Aydın Mehmetov 800 sözcük buldu. Ee, Türkmenistanlı bir bilgin yine buldu. Olca Süleymanov Kazak profesör ve siyasetçi. Ee, o da yine Sümerce, Göktürkçe ve bugünkü Türkçeler arasındaki sözcüklerin değişmesini inceleyen makaleler yazdı filan. Evet, aslında... Sümerler Türk. Her yapılan çalışma birbirine değer katarak evet, ilerliyor. De. Tabii, Ama ilginçtir bunların birbirinden haberi yok. Hı. Ben söyleyince belki haberler olmuştur. <laughs> ya yani ayrı ayrı bu da önemli. Evet. Dediğiniz çok önemli ama bunların birbirinden bağımsız yapmaları da ve aynı sonuca varmaları da çok önemli. İlk defa okunduğu zaman Avrupalılar çok üzüldüler Avrupalı bilginler. Bu bizim dillerimizden değil. Bu Turani dil dediler. Ah Turani dil. Yani hem e, gramer kuralları hem söz baylığı itibariyle Türkçe konuşuyorlar. Sümerler. Peki bu ayrılmalar gittikleri bölgelerdeki halkları da uygarlaştırdılar diyebiliriz. Aynen böyle oldu. Evet. Uygarlaştırdılar ve budunlaştırdılar. Yani ve değer o, kattılar aslında o evet. gittikleri topraklardaki evet. insanlara. Evet, aynen böyle. Bütün coğrafya. Hı hı. Bir kısmı İtalya'ya gitti. Etrüskler Roma şehrini kurdular gidenler azdı. Bir süre sonra oradaki Latinler içinde eriyip gittiler, kayboldular. Ama dillerinden ve kültürlerinden birçok unsurlar bıraktılar. Bir kısmı Avrupa'ya gitti. Alp dağlarına adını verenler onlardır. Alp sözünün hiçbir Avrupa dilinde kök anlamı yoktur. Hı. Alpten çıkan sözcükler var. Ama alp demek Türkçe'de görkemli, kahraman demektir. Alp dağlar dediler onlara. Evet. Bir kısmı İskandinavya'ya gittiler. Hala orada ben gittim gördüm yani. Türk harfleriyle yazılmış taşlar var. Böyle etraflarını falan çevirmişler. İşte o çukur yerlerini boyayarak falan taş yazısı olduğu için koruyorlar. Hı hı. Ve sonra Kazım Yurşan gitti. Ben gönderdim onu da. Orada onlar okudu. Ve İskandinav Türk ile ilgili bir de kitap yayınladı filan. Anadolu'ya geldiler. Anadolu'da söz gelimi Truva şehrini kurdular. Truva şehrini kurdular. Yani dünyanın birçok yerine. Sonra bir kısmı Boğaz'dan geçip tabi harita böyle olunca tam anlaşılmıyor. Çünkü birleştirdiğimiz zaman Alaska'ya ulaşır Hı -hı. burası. Amerika'ya gittiler. Amerika'da kuzeyde kalanlar yine sığır sürülerinin yani bu fola mı diyorlar onlara? Sürülerinin peşinde, bizonda diyor. Hı -hı. Sürülerin peşinden koşarken Güneye gidenler iklim dolayısıyla Toltekler üçe bölündüler, İnka, Aztek, Aztek ve Maya. Maya uygarlıklarını kurdular, devletlerini kurdular. Mayaların da Türkçe konuştuğunu ben işte Atatürk döneminde giden bir değerli Tahsin Maya tepekten sonra ben de çok değerli İsmail Doğan'ı gönderdim. O da çok büyük görkemli bir kitap yazdı filan. Ama gidenler eridiler çoğunlukla. Ama gittikleri yeri de işte tarım uygarlığını götürdüler. O yüzden çok uzun bir süre dünyayı Türkler yönetti ve yönlendirdi. Gelelim 16. yüzyıla. Biraz zaman yüzden evet. uçarak. 16. yüzyılda hala tarım uygarlığının egemen olduğu yeryüzünde dünyanın en büyük devletleri Türk devletleridir. Yani Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Avrupa'ya yöneliktir yüzü Avrupa ile daha çok uğraşır ve kendisini Avrupalı sayar ee, hala bizi doğuya çeviren Sultan Selimdir yanlış yapmıştır. Hangi konuda yanlış yapmıştır? İşte şey. temel konusu bu. Yani Birçok bir yanlışı var da Sultan Selim'in ne işin var ya Avrupa gibi harika yerleri bırakıyorsun da gücü. Mısır'a filan. Mısır'da da Türk devleti var. Bırak Araplar onlar yönetsin. Hı hı. Neye Mısır'a gidiyorsun arkadaş? De tarih tabii tersine hı. çeviremeyiz. Mısır'a gittin niye onların din anlayışını geri getiriyorsun? Niye halifelik gibi saçma sapan bir konuyu getirip de ocağımızı batırıyorsun? Oraya geliyoruz şimdi. Evet 16. yüzyılda dünyanın en güçlü devletleri Türk devletleridir. Osmanlı, Altın Ordu, Timurlu ve Hindistan'da Babürlü. Babürler Türk devletidir. Biz Hindistan Türk devletini yok sayarız. Halbuki çok uzun süre hüküm sürmüştür. Hindistan'da Türkler 900 Yüzyıl hüküm sürdüler. Ve Hindistan'ın kuzeyindeki halkın türü değişti. Görünüşü değişti karışmalar dolayısıyla. Pakistan milliyeti böyle oluştu. Pakistan milliyeti Türk, Fars ve yerlilerin karışmasından dil de öyledir. Bir ulustur. Orduca, ben Orduca nutuklar dinledim Pakistan'da. Bazen Türkçe mi, bazen yok yok Farsça, bazen hiçbir şey anlamıyorum. Yani bakın ama dilin adı da Ordu dili. Hı hı. Evet. Şimdi 16. yüzyıl iyiydi. Ama 16. yüzyılda Türk devletlerinde Türk torası hakimdir. Türk'ün töresi. Ve bilim egemendir. Ama Şimdi biz tabi biz diye konuşurken Türkiye Türklüğü'nden söz ettiğimiz için yani Türkistan Türklüğü'nün ve Hindistan Türklüğü'nün başına gelenler de ayrıntıya girmeyelim ama aynı tarihin yasası orada da oldu. Önce Ulu Bey'in o büyük bilginin yönettiği Timur Devleti Timurlu Devleti'ne öyle bir bela geldi ki kendisinin den sonra oğlu onu devirdi filan. Ulu Bey'i devirdi, oğlu devirdi ve öldürdü. babasını öldürdü. Aynen ikinci Bayazıt'ı Sultan Selim'in devirip zehirlettiği iddia öyle. Ama devirdiği kesin tabii gibi. Orada da oldu. Ve sonra ne oldu? Türkistan'da akıl ve bilim yerine şeriat hakim oldu. Ocakları battı. Söndü gittiler. Sonra batılılaşan, çağdaşlaşan, bilime yönelen Rusya geldi aldı bütün bu coğrafyayı. 18. yüzyılda. Hindistan'da da oldu. Akıl ve bilim yolundan giderken, töre yolundan giderken Hindistan, bu kitapta yine söyleyelim yani bu evet. okunsun. Türk'ün töresi. Türk'ün töresi. Burada anlatıyorum. Tarihi dayanaklarıyla Hindistan'da da oldu. Şeriat geldi. Türk'ün töresi gitti ve çöktüler. Türk'ün töresine kısaca bir değinirsek nedir Türk'ün töresi? Türk'ün töresi geçen ee, programda da söyledik. Türk'ün töresinin on temeli vardır diye ben burada açıklıyorum ama Hı. en önemlisi Türklük bilinci, Türklük bilinci, akıl ve bilim yolu ve devletin içinde layıklığın egemen olması diyelim, diğerlerine girmeyelim. Aynen. Uzatmayalım. Onu isterseniz ileride ayrı bir program yaparız. Ee, şöyle söyleyelim yani esas itibariyle Türk'ün töresinden uzaklaşıldığı zaman akıl ve bilimden uzaklaşıyor, Türklük bilincinden uzaklaşılıyor ve devlette laikliğin yeri din devleti alıyor, din özgürlüğü ortadan kaldırılıyor. Esas önemli olan bunlar. Osmanlı'da böyle oldu. Böyle oldu ve Osmanlı'da niye sanayi çağını kaçırdık? Bunu aslında 17. yüzyılda daha ortada sanayi çağı falan yokken, sanayi devrimi yokken Mizan adlı eserinde Katip Çelebi söylüyor. Katip Çelebi diyor ki: Ulu Osmanlı devletinde başından başlayarak Sultan Süleyman Han Hazretlerine kadar felsefe ve bilim ve din bilimi birlikte okutuluyordu. Hı hı. Ebu'l Feth Muhammed Han Hazretleri diyor o. Yani Fatih Sultan Mehmet diyoruz biz. Döneminde kurulan, İstanbul'da kurulan Sahni Seman okullarında diyelim. Okullarında, ya yani medrese diyor. Okullarında Fatih felsefe okutulmasını yasa haline getirdi. Felsefe okutulacak dedi. Ama torunu Sultan Süleyman zamanında bazı müftülerin etkisiyle o müftüler nasıl ortaya çıktı? Babası Sultan Selim'in Mısır'dan getirdiği eşari sünniler yüzünden ortaya çıktı. O müftülerin de başında Ebu Suud gelir. Ebu Suud nedir? Ebu Suud tam bir yobazdır. Ama hala tarih kitaplarını övüyorlar adamı. Ya adam bilim düşmanıdır, felsefe düşmanıdır. Ve mesela Türk İslamı'nın düşmanıdır. Alevilere, Yunus Emre'ye, Mevlana'ya falan kafirdir. Ve öldürmelerinin fetvasını verir falan böyle bir adam yani. E bu diyor ki bazı müftülerin etkisiyle bidattır denilerek, yani dinde yoktur denilerek okullardan felsefe kaldırıldı. Şimdi okullardan felsefenin kaldırılması demek düşünme yeteneğinin kaldırılması demektir, bilimlerin küçümsenmesi demektir bilimler küçümsendi önce yararlı bilimler, yararsız bilimler. O ta Gazali'ye gider, o ta İmam Rabbani'ye gider. Döndü, dolaştı, Mısır'dan geldi bize. Evet, evet geldi ve ne oldu? Felsefe yasaklanınca, bilimler de küçümsenince çöküş başladı diyor. Çöküş diyor, başladı diyor 17. yüzyılda. Konumuz bakımından şu, batıdaki sanayi toplumlarını ortaya çıkaran sanayi devrimini gerçekleştiren akıllılaşma, aklileşme, bilimde gelişme gibi konular Osmanlı'da söz konusu bile olmadı. Hı hı. Tam tersine içine kapandı, şeriata kapandı. Şeriat, evet yani şeriat derken evet. neyi kastettiğimi, <laughs> evet bu arada söylemeliyim. Çünkü şeriat sözü bazen değişik manalarda kullanılır. Ya mesela İslam tasavvufunda şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı, hakikat kapısı diye kapılar vardır. Bu Hacı Bektaş Veli'de de vardır. Burada söz edilen şeriat ile benim şimdi söylediğim şeriat aynı değildir, farklıdır. Ya yani burada söz edilen şeriat dinin hangi mezhebe göre ise ona mezhebin esasına göre dinin uygulamalarının biçimleridir. Yani namaz kılacaksan nasıl kılacaksın? Oruç tutacaksın nasıl tutacaksın? Sahur ne zaman? İmsak ne zaman? Filan. Neler orucu bozar neler bozmaz? Namazı neler bozar neler bozmaz? Kimler namaz kılacak? hacca gider, haca gidersen nasıl? Bunlar şeriat. Evet. Biraz daha biçimsel özellikler. Biçimsel ama bunlar dinin. Halbuki biz, benim sözünü ettiğim şeriat hukukta Arap şeriatının uygulanmasıdır. Hı hı. İşte kadını hak vermeyen falan, bilimleri küçümseyen, yani onun mesela o şeriatın bir örneğini çağımızda biz Suudi Arabistan'da görüyoruz. Suudi Arabistan'da 27 yıl müftülük yapan yani din başkanlığı yapan bir adam var. Bu adamın bir kitabı var. Medine Üniversitesi tarafından basıldı. Adını unuttum şimdi adı batsın. <laughs> yani niye? Kitabın adına bakın ya. Ve üniversite yayını. Diyor ki kitabında dünyanın güneş etrafında dönmediği güneşin dünya etrafında döndüğüyle ilgili akli, nakli ve dini deliller. Ve kitabın içinde diyor ki kim ki dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylerse dinden çıkmıştır, merduttur, öldürülmesi gerekir. Ve bu adamın sözleri, işte şeriat, o adamın şeriat dediği sözleri, bu yazdığı saçma sapan şeyler üniversitede yayınlanıyor. Suudi Arabistan'ın işte şeriatı bu. Ama bizde de bilimler yasaklandı. Bilimler kaldırıldı bir süre sonra. 17. yüzyılda medreselerden akli bilimler, akıl bilimleri kaldırıldı. Akıl bilimlerini öğretmeyen bir toplum nasıl gelişecekti de o büyük devrimi, sanayi devrimini nasıl yakalayacaktı? Bunun için yakalayamadık. Bunun için yakalayamadık. Ya olmaz böyle bir toplumda. Şimdi bizim çok değerli bir bakanımız, severim kendisini. Yani bir ara suçlanan dört bakandan birisi Erdoğan Bayraktar. Bence o olayda dürüsttü o. Yani benim kanaatim. Tanıdığım için söylüyorum. Olayın derinliğini bilmem. Diğer üçü suçlu muydu? O ayrı bir konu ama Erdoğan Bayraktar bence dürüst bir adamdır. Dürüstlüğünden ötürü de bir iftar programında Trabzon'da bakanken dedi ki biz dedi Müslüman bir ülkeyiz. Müslümanlardan mucit çıkmaz. Onun için biz ikinci kademe eleman yetiştirelim. Ben de Anayurt gazetesinde yazı yazıyordum, hali yazıyorum. Ona dört makaleyle açıklama getirdim. Dedim ki bakan haklı. Müslümanlardan mucit çıkmaz. Çıkmıyor. Var mı yani? Yeryüzünde Müslüman ülkelerden mucit çıkan, gören, bilen var mı? İcat yapan. Var. Nasıl yani? Salavat çeken <laughs> robot yapıyorlar. İmam Okulu'nda ve TÜBİTAK'tan da belge alıyorlar. Yani TÜBİTAK onlar, onlara işte bunlar buluş yaptı diyor. Ya salavat çeken gereç dene çocuklar böyle giderken basıyorlar bir şeye makine salavat çekiyor. Bu, bu icatmış yani. Ha ya böyle bir şey olur mu yani? Müslümanlardan mucit çıkmazsa nasıl sanayi çağını yakalayacaktı Müslümanlar? Yani sanayi çağını yakalamayan sadece biz Türkler değil ki bütün Müslümanlar. Hı, hı. Çünkü bu bağnaz zihniyet, bu şeriatın böyle bir karabasan gibi çökmesi, bilimlerin ve felsefenin dışlanması ama felsefenin dışlanması 1111'de olan Gazaliye kadar gider. Yani o felsefecileri kafir ilan ediyor. İslam tarihinde felsefecileri dışlarsanız bir de Mutezile'yi bir de Ehlibeyt imamları dışlayın bakalım. Bilim adına ne kalacak geride? Evet. Yani Şimdi Müslümanlar efendim bizim İbn Sina'mız var. Bizim Buruni'miz var. Bizim Cezeri'miz var. Bizim Farabi'miz var diye övünürler. Ama iş dini konuya gelince hepsini kafir ilan ederler. E bu ne? Onları kafir ilan eden de Gazali. Evet. Ha. Ama Gazali etkisi Osmanlı'ya doğrudan girmedi. Mısır'dan dolaşıp geldi. Dolaylı olarak, Dolay olarak geldi. Ve böylece Osmanlı'da bilim üretimi olmadı. Öğretimi de olmadı. Ya Üretimi de olmadı, öğretimi de olmadı. Dolayısıyla Batı'da tam tersi oldu. Batı'da aslında Roma'nın dördüncü yüzyılda, onu geçen programda söyledik ama çok söylemeliyiz. Hı hı. Zihinlere girmeli bu gerçekler. Roma Devleti çok büyük devletken dördüncü yüzyılda devlet dini olarak, Hristiyanlığı kabul ettiği için hem Hristiyanlığı çö çö çökertti, çürüttü. Hem de o çürümüş olan Hristiyanlık devleti çökertti. Şunu söyleyeyim mi? Hep söylemeliyiz. Laiklik denen kutsal kavram. Bak laiklik kutsaldır. Ne demektir laiklik? Devletin dine karışmaması, kimsenin dinine baskı yapmaması, serbest bırakması hiçbir dininde devlete karışmaması demektir. Ve eğitime karıştırılmaması demektir. Eğitim bilim yolundan yapılır. Devletler de akıl ve bilim yolundan yönetilirlerse gelişirler. Eğer din bağnazlığına saplanırlarsa çökerler. Laiklik din içinde lazımdır. Devlet içinde vazgeçilmezdir. Din de vicdani olarak yaşanır laik düzenlerde. Evet. Mesela dünyanın en dindar ülkelerinden birisi ABD'dir. Sekülerizm vardır. Mesela ABD'de de, okullarda din dersi yasaktır. Okullarda Adem'le Havva'yı anlatmak yasaktır. Evet, onu diyorlar kiliselerde, havralarda, camilerinizde anlatın, mabetlerinizde anlatın. Ama burada bilim anlat öğretilir. O yüzden de bilgi çağını Amerika gerçekleştirdi. Sanayi çağını İngiltere gerçekleştirdi. Bundan üç asır önce. Ya ama tabii kolay olmadı. Önce bin yıl süren karanlıktan sonra Avrupa yavaş yavaş aydınlama ve aydınlanmasında da çok ilginçtir. İslam'ın altın dönemlerinde ortaya çıkan mesela Farabi'nin, İbn-i Rüşt'ün filan etkisi vardır. Hı hı. Evet, İslam'ın altın çağıdır. Ama 12. yüzyıldan sonra İslamiyet tamamen bağnazlığa saplanmıştır, gitmiştir. Çökmüş gitmiştir. Ama hem Türkistan'dan olan etkiler hem Endülüs'ten olan etkiler yüzünden Avrupa'da yavaş yavaş bilimlere, bilim zihniyetine açılım oldu. Ve sonunda Avrupa gele gele bilimlerin hakim olduğu layık devletler ortaya çıktı. Ve o laikliğin getirdiği serbest düşünceyle bilimlerde gelişmeler, bilimler teknolojiye aktarıldı. Ve sonunda mesela İngiltere'de bundan üç asır önce buhar gücü kullanıl hem ulaşımda hem üretimde kullanılmaya başlandı. Buharın gücü keşfedildi. Yani buharın gücüne buharlı gemiler yapıldı. İngiltere dünya sanayi devrimini gerçekleştiren ülkedir ve sanayi devrimi gölgesinde bir dönem dünyanın efendisi oldu İngilizler. Evet. Yani ta Hindistan'a gidip aldılar. Çünkü Hindistan bağnazlıkla da çöküp gitmişti. Yani Evren Gizip diye bir adam var. Böyle bütün Hindistan'ın üzerine şeriatı çökertti. Ve Müslüman olmayanları da ezdi. Halbuki önceden kimsenin dinine karışmıyordu. Babür. Babür'ün oğlu Hümayun. Hümayun'dan sonra Ekber Şah. Aman Allah çok büyük bir insandır Ekber Şah. Ayrıca incelenmesi gerekir. Sanat, bilim, edebiyat her şey gelir. Ama Evren Gizip geldi. İmam-ı Rabbani'nin etkisiyle Dilim dışı ve çöktü gitti. Geldi ta İngiliz adalarından geldi. Gemilerle ve Hindistan'ı aldı. 250 yılda yönetti. Evet. 250 yıldan fazla yönetemedi çünkü İngilizler zalimdirler. Zulüm yaptıkları için de sonunda tabii İngilizler bağımsız oldular filan. Şeyler, Hindistan bağımsız oldu filan. Şimdi dönerse biz niye sorunuz buydu? Biz niye bilgi çağını, biz niye sanayi çağını yakalayamadık, yakalayamazdık? Çünkü bizde bilim yoktu. Bizde yani Osmanlı'da uyanış aslında yani Katip Çelebi 17. yüzyılda uyanık bir insan olarak, felsefe bilen bir insan olarak. Hı hı. O felsefe okuyor. O mekteplerden yetişme değil, dışarıdan kendini yetiştirmiş felsefe ve bilimlerle ilgilenen bir adam. Mizanda anlatıyor bunları. ''Mizanül hak fi ihtiyarül ehak'' kitabın tam adı da böyle. Mutlaka okunmalı. Yani aydın kişiyim diyen bir insan Türkiye'de o kitabı alıp okumalı. Yani çok mu önemli? Çok önemli. Dönemin zihniyetini anlatmak bakımından Osmanlı'nın neden çöktüğünü... ...ve neden sanayi devrimini yakalayamadığını anlatmak bakımından çok önemli. Günümüzde de ışık tutan bir kitap aslında. Ve Günümüzde. her döneme ışık tutacak bir kitap. Çok güzel. Her döneme ışık tutar. Şimdi efendim... E Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var? Vaktimiz var herhalde. Evet. Ya yani var peki. Şimdi e, ikinci konuya girelim. Peki aynı sebepler ama hı hı. ikinci konuda enteresan gelişmeler var Yani niye bilgi çağını yakalayamadık? Peki. Şimdi Osmanlı'nın son dönemlerinde bazı okullarda Fransızca ya yani mesela askeri tıbbiyede de filan Fransızca eğitim yapılıyordu. Diğer okullarda da Fransızca öğretiliyordu. Ve o nesil yani Osmanlı'nın son döneminin nesli Batı dillerinden bilhassa Fransızcayı bilirlerdi. Fransızcayı bilince de Batı'nın ana kaynaklarını Batı yani ana dillerinden yani Fransızcadan okumak imkanına sahip oldular. Bunların en zekisi ve en çok okuyanı da Mustafa Kemal adındaki bir subaydı. Hı hı. En çok okuyanı ve en iyi anlayan da oydu. Ama başka da vardı. Mustafa Kemal o kadar ciddi bir okuyucuydu ki, Çanakkale Savaşı gecelerinde bile türlü kitaplar okuyordu. Montesquieu'nun Kanunların Ruhu, hı hı. İslam Tarihi filan, Orkun yazıları gibi kitaplar. Avrupa milletlerinin ruhiyatı gibi kendisine çok ekonomi dersleri falan gibi, ekonomiye başlangıç falan gibi onlarca kitap. Kimisini ikinci defa okuyor. Çanakkale Savaşı gecelerinde her tarafta kan, her tarafta insan ölüsü falan. Ama Atatürk iki konu ihmal etmiyor. Siperlerde her gün duş alıyor, yıkanıyor. Ve kitap su buluyor ve kitap okuyor. Su bol yani orada Çanakkale'de su sıkıntısı yok. Kitap okuyor. Şimdi... Dolayısıyla Atatürk hem batıdan edindiği bu derin kültür ve bilgiler hem de Türklüğün geçmişinden gelen töre anlayışı, Türklüğün geçmişine olan bilgisi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni Türklük, akıl ve bilim temellerinde kurdu. Eğer öyle devam etseydi biz bilgi çağını yakalardık. Yani öyle sanayide öyle bir hızlı gelişme oldu ki Atatürk döneminde Türkiye'de uçak yapılıyordu. Ki Kayseri'de ilk uçak fabrikamız yapıldı. Evet. Hı hı. Atatürk döneminde İstanbul'da Haliç'te Şakir Zümre'nin yaptığı Atatürk'ün yönlendirmesi ve desteğiyle yaptığı 2000 kişinin çalıştığı bir silah fabrikası vardı. Ülkenin birçok yerinde çeşitli fabrikalar açıldı. Evet, ya yani tarımda da çok ilginç şeyler oldu filan. Yani tarım düzeltildi filan birçok şey oldu. Makineleşme girdi Türkiye'ye Atatürk döneminde filan. Atatürk döneminin temel yaklaşımı iki kavramla söylenebilir. Bir Türklük bilinci o çok önemli. Yani Türkiye halkına kökeni ne olursa olsun ortak bir bilinç verdi Atatürk. Evet. Yani kökeni Ermeni olan Türkçüler vardır. Mesela. Hatta dini de Hristiyanlık olan Türkçüler vardır. Tabi bu arada Papa Eftim'i saygıyla analım. O Türk soyludur. Türk soyludur. Ortodokstur ve Türkçüdür. Ve onun arkadaşlarını filan. Yani Atatürk döneminde Türklük duygusu yükseltildi. Bunun yanında devletin hiçbir dine karışmaması, ve devletin dinlerin karışmasına izin vermemesi anlamında tam layıklık uygulandı. Okullarda da bilim bilinci verildi. Uygulamalarda bilimin gereklerine göre yapıldı. Eğer Atatürk dönemindeki bu bilinç ve yapılan işler devam etseydi biz bilgi çağını yakalardık. Yakalar. Ama devam etmedi. Sıkıntı burada. Atatürk'ten sonra her şey değişti Yavaş yavaş Ne yazık ki Atatürk'ten sonra Bilhassa Demokrat Parti zamanında Ben Demokrat Parti Genel Başkanlığı yapmış Bir adamım vardı <laughs> Ama gerçek neyse onu söylemeliyim Yani kendi konumuma Göre konuşmam doğru olmaz Tabii o Dönemde çok gençtim ama O dönemde biz Demokrat Partiliydik Doğru ama sonradan okumalarım, düşünmelerim sonucunda vardığım bir gerçek var. O da ne? Ne yazık ki Demokrat Parti ile başlayan halk dalkavukluğu. Bence halkı da doğru dürüst anlamadılar bunlar. Ama geçmişte o Osmanlı'yı çökerten Ebu Suud kafasındaki din anlayışı diriltildi. Evet. Yani şimdi bana kızanlar olacak biliyorum. Ama o kızanlar gelsinler bana da anlatsınlar. Dinin neresinde, İslam dininin gerçeğinin neresinde Kur'an'ı anlamadan ezberlemek diye bir kavram vardır. Mehmet Akif dindar bir adamdır, itiraz ediyor buna. Gelmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor. E ne oldu peki? Kur'an kursları. Ne yapıyorsunuz Kur'an kurslarında? Türk çocuklarına anlamadıkları bir dilde kutsal kitabı ezberletiyorsunuz. Niye? Niye? Efendim ölülerin ruhuna okusun diye yapma ya. Kur'an'ın neresinde yazıyor ki Kur'an ölülerin ruhuna okutulur diye. Nereden uydurdunuz bunu? Efendim Yasin-i Şerif okunurmuş. Ya yapmayın kardeşim ya. Yasin-i Şerif'in anlamına bir bakın bakalım. Yasin-i Şerif ölülere niye okunsun? Niye ölülere Kur'an okunsun? Ne anlamı var? Yani benim anam öldü dört yıl önce. Mezarına gittim bir ara. Ya baktım iki tane naylon sarıklı hafız geliyorlar. Bir de naylon sarık çıktı şimdi. Böyle naylon kaplıyorlar sarıkları. Anladım. İşte Kur'an okuyup para alacaklar. Dedim ki ne derim ben bunlara? Ya benim annem Arapça bilmiyordu. Daha öğrenememiştir. Siz gidin eskiden ölenlere siz onu anlatın. Belki öğretmişlerdir Arapça diye. Arapça Kur'an okumanın ve dinlemenin kime ne faydası vardır? Ama Türk çocuklarının bir bölümü Kur'an kurslarına yönlendirildi. Ya ne dine faydası var ne dünyaya faydası var bunun? Dinde bu yok hatta haramdır diyenler var. Kur'an'ı anlamadan okumak ve dinlemek haramdır diyen alimler var geçmişte. Ama kime ne anlatacaksın, şimdi bana kızacaklar biliyorum, yani bir yerlerde bunlar yer alırsa vay bunu ne dedi de diyorum, evet. Peki zararı ne? Zararı şu, bu zihniyet bir süre sonra okullara din dersi adı altında Ebu Suud dinini soktu. Bir süre sonra İmam Hatip okulları yine vatan çocuklarının birçoğu ne dünyada ne de ahirette geçmez bilgilerle sanki bir şey öğreniyorlarmış gibi kendilerine ünvanlar verildi. Ve yine Ebu Suud kafasındaki din diriltildi bu ülkede. İmam okulları. Ya İmam okulları devlet niye atsın İmam okullara Devlet niye yüksek İslam eğitiminden daha doğrusu yüksek İmam başka hiçbir şey olmayan ilahiyat fakültelerini niye açsın? İç istisnaları var istisna kişiler de var. Yani Ankara hilat mesela farklıdır. Hı hı. Ama Ankara İlahiyatı da diğerleri beğenmezler. <laughs> yani onlar reformist falan bulurlar. Evet. Anlamak reform Ama onu bilim ışığında anlamak. Efendim? Anlamak ama onu bilim ışığı altında anlamak. Gayet doğru. tabii. Hı. İşte Akif de onu söylüyor. Hı hı. Şimdi bizim bu cumhuriyet işte Osmanlı'nın son dönemlerinde aydınlar bir şeyi öğrendiler. Dediler ki nasıl Avrupa'yı Hristiyanlık dini bin yıl yeri bırakmışsa bu bu Müslümanlık, bu Müslüman bak bu Müslümanlık da yani Ebu Suud'un eşari nakilci kafasındaki Müslümanlık bilimleri küçümseyen ya da ortadan kaldıran ya da yasaklayan felsefeyi yasaklayan kafir ilan eden bu Müslümanlık da bizim geri kalmamızın hı hı. sebebidir. Çünkü zihniyet ile gelişme arasında birebir ilişki vardır. Evet. Evet. Dediler. Burada aydınlar ikiye bölündü. Bu ikiye bölünmeyi, bölünmeyi Mehmet Akif'in ve Tevfik'in kişiliklerinde çok iyi anlıyoruz. Tevfik'e dedi ki: Yani bu dinden tamamen vazgeçmek lazım. Doğrusu dinsizlik dedi. Allah'a inanıyorum diyor. Ama benim dinimin temel kuralları insanlıktır, yardımseverliktir hoşgörüdür filan diye sayıyor. Evet. Ve Mehmet Akif'le de çatışıyorlar. Mehmet Akif'e de diyor ki "Üstadım ben de senin gibi çok cami cami dolaştım. <laughs> çok Kabe'ye de gittim, Kudüs'e de gittim. Hiçbir şey yok oralarda filan." Şimdi anlaşmadıkları nokta bu. Mehmet Akif ise diyor ki "Dinin kendisi doğrudur. Ama bu ortada dolaşan din İslamiyet değildir." diyor. O yüzden de diyor ki doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine yani çağın bilincine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Çok ilginçtir Atatürk bunu biliyor. Hı. de seviyor. Hı, hı. Akif'i koruduğu milletekili yaptığı filan ona görevler verdi. Anadolu'da halkın milli mücadeleye katılması için vaazlar verdi. O vaazları çoğaltıldı, köylere dağıtıldı filan. Ve İstiklal Marşı'nı yazmada ona verildi görev olarak. Ayrıca Atatürk ona bir görev daha verdi. Dedi ki hani diyordun ya, asrın idrakine söyletmeyiz İslam'ı. Hadi Kur'an'ı yap bakalım dedi. Hı hı. Akif doğrusu yarısına kadar yaptı, sonra bıraktı. Niye bıraktı? Bugüne kadar kimse bilmiyor. Hı hı. Yani uydurma bir takım rivayetler var ama gerçek bilinmiyor. Şimdi güzel de o tercüme bende var yani. Akif'in güzeldir Türkçesi ve gerçekten güzel çevirmiş. Yani işte bu filan da güzeldir. Ama mesele o değil. Mesele şu. Yani din dersleri filanla diye bu Atatürk'ten sonra başlayan ama daha çok da 1950'den sonra çoğalan bu çabada anlatılan Ebu Suud Eşari'dir. Bir de sanki devlet Eşari Ebu Suud devletiymiş gibi laiklik falan gitti elden Devlet bütün gücüyle yurttaşlarına din budur diye öğretiyor. Bir de ilginçtir. Kendisini Atatürk'e benzetmek için onun gibi şapka falan takan darbeci Kenan Evren zamanında da Kenan Evren yeni anayasaya din dersleri zorunluluğunu koydu. Zorunlu din dersleri var şu anda Türkiye'de. Zorunlu din dersleri diye anlatılan da yine Ebu Suud dinidir. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre dini de İslam'ı değildir. O mu anlatılsın? Hayır o da anlatılmasın. Devlet hiçbir şey anlatmasın. Bıraksın, serbest bıraksın. Şimdi şu anda bizim devletimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'yla 4-5 bakanlıktan daha fazla bütçesi olan 130 binden fazla namaz kıldırma memurunun ayda binlerce lira alan 5 vakit namaz kıldırmak başka bir şey değil. Efendim 5000'i geçen İmam hatip okulları, 100'ü geçen ilahiyat fakülteleri ile bir dinin ya yani İslam dininin bir mezhebinin bir anlayışını topluma dayatıyor. Budur diyor. Buna inanacaksınız diyor. Ya itiraz edenler oluyor. Öyle bir ortam doğdu ki yani Mustafa Öztürk diye bir arkadaş Kur'an'ı ikiye ayırıyor. Bir tarihsel olan bir de evrensel olan diye iki ayrı ayrıldığı için böyle anlattık için. Yani Kur'an'daki bazı ayetler o güne aittir. Bizi ilgilendirmez. Dediği için adamı kafir ilan ettiler ve ülema toplandı. Ya döneme bak yani. Ülema toplandı ve dediler ki bu adamı ülema çağırsın, tövbeye davet etsin. Tövbe ederse kurtulsun etmesi öldürürüz. Engizisyon Şimdi soruyor diyorsunuz ki niye bilgi çağını yakalayamadık? Böyle bir toplum bilgi çağını yakalayamaz. Bir örnek daha vereyim. Kısaca, 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 şu. Şimdi Türk olup da gidip dışarıda Nobel kazananlar falan var. Dışarıda çok başarılı adamlarımız var bizim, profesörlerimiz var. Onlarla övünüyoruz Türk oldukları için. İşte en son Almanya'da iki Türk efendim aşıyı buldu filan değil mi? Övünüyoruz. Niye burada bulamıyorlar onlar? Bir ikincisi onlarla övünüyoruz ama onların bize bir faydası yok ki. Aziz Sancar'ı alkışlıyorum ama Türkiye'ye ne faydası var? Hı hı. Bir tek faydası var. Geldi madalyasını orduya ve anıt kabir'e ve ben her şeyi... Atatürk'e borçluyum dedi. Tamam. Bunu dedi. Peki bir adamımız daha var dünya çapında bir bilgin. Mehmet Haberal. Başkent Üniversitesi'ni kuran, birçok iş yapan bir kişilik. Ve Mehmet haber al. Uluslararası alanda haber al yöntemi diye buluşları olan bir adam. Peki biz ne yaptık onu alkışladık mı? Hayır. Dört yıl, dört ay nedensiz hücrede tuttuk. Sebep, sebep bu. Kim yaptı bunu? Bir casus örgütü yaptı. Casus örgütünün yani FETÖ denilen örgütün savcıları ve hakimleri yaptı. Siz diyorsunuz ki niye nasıl yakalayacağız? Evet. Bilim zihniyetine dönerek yakalayacağız. Evet. Değerli katkıları için Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz. Programımıza değer kattıkları için. Başka bir programda görüşmek dileğiyle hepinize güzelliklerle selamlıyoruz efendim. Hoşçakalınız.